İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programda konuğumuz Profesör Feyzi Baban. Merhabalar Feyzi, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Gürhan, merhaba. Evet, Kanada Trent Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Feyzi Baban'ın akademik ilgi alanları, küresel politikalar, göç ve vatandaşlık, ve ee, ...göçmenler üzerine 2015 yılında başlattıkları iki araştırma projesini bugün konuşacağız. Daha önce 30 Temmuz 2018 yılında Ali Vatansever'in e, modere ettiği bir program daha gerçekleştirmiştik Feyzi Baban'la. Birlikte Yaşamak, Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek başlıklıydı. Onu da hatırlatmak isterim. Şehir Hepimizin programlarının YouTube'daki kayıtları arasında bunu bulmak ve izlemek mümkün. Evet. Şimdi bu iki projeye ilişkin yayınlanan ve yayınlanacak kitaplardan da program içinde söz edeceğiz. Çünkü iki tane önemli kitap yayınlanmış olacak. Birisi 2020 yılında yayınlandı. Diğeri de Eylül 2021'de yayınlanacak. Şimdi bu 2015'te başlayan iki projenin kısa bir özetini ve kitaplar hakkında bilgiyi senden rica ediyoruz Feyze. Tabii. E, Gürhan biz 2015 yılında e, gene Kanada'da Wilfrid Laurier Üniversitesi'nde e, Kim Reigel e, isimli meslektaşımla bu bir e, projenin bir tanesiydi. İkinci projede gene... Kim Reigel ve Waterloo Üniversitesi'nden Suzan İlcan'la birlikte iki ayrı proje başlattık. Bu projelerden bir tanesi bizim Türkçe'ye çoğulculuğu geliştirmek olarak çevirebileceğimiz, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa'da farklı ülkelerde hangi koşullar altında niye bazı şehirlerin kasabaların ya da bazı toplulukların kendilerini yeni gelenlere açtıkları, çoğulculuğa, çoğulculuğa daha açık oldukları ve hangi koşullarda da hangi toplulukların Avrupa'da kendilerini yeni gelenlere kapattıklarını anlamak istedik. Bu şimdi gördüğün kitap 2020 yılında çıkan kitap, bu projenin çıktılarından bir tanesiydi. Bu bağlamda farklı Avrupa ülkelerinde bunlar Almanya, İtalya, Danimarka ve Türkiye'yi de buraya dahil ettik. Bu ülkelerde özellikle alttan gelen vatandaşlık hareketlerine bakarak hangi koşullarda bu çoğulculuğun oradaki şehirlerin kasabaların doğal bir hali olduğunu, ee, anlamaya çalıştık. Bunu yaparken de çok e, geniş kapsamlı bir saha araştırması e, yönettik. O saha araştırmasında e, özellikle yeni gelen, o ülkelere yeni gelen, o topluluklara yeni gelen mültecilerle e, dayanışma sergileyen, onlara kapılarını açan, onlarla yerel halk arasındaki bağları kuran kuruluşlarla e, görüştük. Bu gördüğün demin e, kapağını gördüğümüz kitap da. O kuruluşların katılımıyla birlikte yapılan bir sempozyum sonucu çıkan kitaptır. Orada farklı örneklere baktık. Yani ne oluyor da bazı yerlerde mesela işte İtalya'nın Riazza kasabası onu konuştuk. O kasabada mültecilerle yerel halk barış içerisinde yaşayabiliyor da ondan mesela 5 kilometre ötede aynı şartlardaki bir kasabada mültecilere karşı son derece hasmani bir tutum görüyoruz. Yahut da mesela Almanya'nın 2015 senesinde o büyük göçle birlikte Suriyeli mültecileri alırken mesela İngiltere'nin ya da Fransa'nın niye kapılarını kapattığını, Almanya'nın bazı şehir ve kasabalarında mültecilerin entegra entegrasyonunun çok daha kolay olduğu bu soruları anlamaya çalıştık. Türkiye bağlamında da buna baktık bu kitapta. Türkiye'de maalesef tabii Avrupa'da gördüğümüz kadar böyle alttan gelen vatandaş hareketlerinin çok fazla olmadığını fark ettik. zaten kitap kitaplan onu onu okuyan okurlar da görecektir. Mesela Türkiye'de Antep'te bir 40 ayak örneği var. O kriterlere uygun olan bu çerçevede kültür ve sanat organizasyonlarına baktık o organizasyonların yeni gelenlerle halihazırda yaşayan vatandaşlar arasındaki bağı nasıl güçlendirdiğini böyle daha mikro alanlarda günlük alanlarda bu ilişkilerin nasıl kurulduğunu gözlemlemeye çalıştık şimdi bu birinci projeydi. İkinci projede de özellikle Türkiye özelinde Suriyeli e, mültecilerin bizim e, kırılgan hayatlar dediğimiz e, kitabın başlığında da e, e, Türkiye'deki Suriyelilerin e, kırılganlığının mimarisi olarak a, adlandırdığımız bir projeydi bu. Orada da şunu yapmaya çalıştık. Bunu şu şimdi tabii şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, 2011 senesinden itibaren. Türkiye'de özellikle akademik dünya ve sivil toplum örgütleri Suriyeli mültecilerle ilgili son derece kapsamlı, son derece değerli ve son derece önemli çalışmalar yaptılar. Biz de araştırmamızda bu çalışmalardan çok öğrendik, çok faydalandık. Bu konuda hala hazırda çok ciddi bir bilgi birikimi var Türkiye'de. Biz bu araştırmada Biraz daha farklı olarak iki şeye bakmak istedik. Onun için de zaten bunu yani o kullandığımız terim kırılganlığın mimarisi diye kullandık. Orada uzun bir süre içerisinde yani 5 ila 6 sene içerisinde Türkiye'deki Suriyelilerin değişen yaşam koşullarını biraz daha yapısal olarak inceledik. Burada da yapısal olarak e, inceledik derken, e, bizim şöyle üç alanda e, çıktığını gözlemlediğimiz bu a, mimari, kırılgan a, mimari, bunlardan bir tanesi legal statüs, legal statü e, tabii çok önemli. İkincisi yaşanılan mekandaki kırılganlıklar. Yani birinci legal statüdeki kırılganlığa ek olarak e, yaşanılan mekanlardaki, Kırılganlıklar, onlara baktık ve tabii bu kırılganlıklara bakarken bunların alt başlıkları var. Yani oradaki e, yaşam koşullarından, günlük hayatta, e, lokal nüfusla ilişkiler, e, iş bulma zorlukları, sosyal hizmetlere ulaşımlar bunların hepsi mekanın kırılganlığı içerisinde incelendi. Ve son olarak da e, mobilite ve hareket e, imkanlarından doğan kırılganlıklara baktık. Bunlar da e, bir yerden bir yere gitme zorunlulukları, yerleşme zorunlulukları yahut da Türkiye'den Avrupa'ya geçmek. Yani bunun hem Türkiye ile ilgili yerel bir boyutu var hem de e, Avrupa'yı da ilgilendiren uluslararası bir boyutu var. Ve bu çerçevede de baktığımız zaman bütün bu etkenleri toplayarak yani legal statüden mekansal kırılganlıklardan ve mobiliteden doğan kırılganlıkları bir araya topladığımız zaman bizim bu kitapta yapmak istediğimiz argüman şuydu: Suriyelilerin kırılganlığını anlamak için sadece tek bir veri, sadece tek bir faktöre değil, çok daha geniş yapısal bir çerçeveye bakma ihtiyacımız var. İşte bu e, e, Eylül ayında, Eylül ayının e, ortasında çıkacak olan bu kitapta. Bu 6 senelik araştırmanın bütün bu bahsettiğim alanlardaki yapısal kırılganlığı anlatan, inceleyen bir özeti oluyor. En büyük ümidimiz de tabii bugüne kadar Türkiye'de yapılmış olan çok değerli çalışmalara bu iki açıdan yani daha uzun süreli bir perspektiften ve daha yapısal bir çerçeveden katkıda bulunmak. Türkiye'de yayınlanmasını düşünüyor musunuz veya bu konuda bir girişiminiz var mı? Şu ana kadar a, yok çünkü e, ilk tabii orada e, yani McGill a, Queen University Press'ten çıkıyor bu kitap ama tabii en büyük dileğimiz orada çıktıktan sonra yani İngilizce baskısı çıktıktan sonra bu kitabın Türkiye'deki e, tercümesini de yapıp Türkiye'de bu konuyla ilgilenenlere de ulaştırmak, a, İngilizce okuma şansı olmayanların a, Türkçe'de bu kitabı okumasını sağlamak tabii en büyük dileğimiz o. Evet. Onu da heyecanla bekliyor olacağız. Ben, Benim sormak istediğim, gene bu başlık altında sormak istediğim bir diğer soru da şu, bu iki kitap dışında yine bu iki projeye ilişkin e, yayınlamış olduğunuz makaleler var mı ve varsa bunlara nasıl ulaşabiliriz? Tabii. E, şimdi bu iki kitap a, çıkana kadar tabii e, o aradaki bulguları farklı akademik dergilerde e, yayınladık. E, bunların çoğu a, yurt dışındaki a, akademik dergilerde yayınlandı. bu a, Çoğulculuğu arttırmak. E, projesiyle ilgili olarak e, yayınladığımız e, makaleler. Eğer tabii sizin programın e, Gürhan web sayfası varsa ben onları da iletebilirim dinleyicilerimize. Çok Bir iyi olur. En ah, azından de. duyurularımız da yer evet. alır liste halinde. Şimdi onları tabii buraya sayarsak herkesin kafasını karıştırabiliriz yabancı akademik dergiler. Ama bu kitaplara tabii gelene kadar farklı dergilerde yayınlandı. Bir ek bilgi olarak tabii bu birinci çoğulculuğu arttırmak projesi bağlamında bir ikinci kitap daha çıkacak. O kitapta eğer herhangi bir aksilik olmazsa 2022 yani bu Ocak ayında, gelmekte olan Ocak ayında baskıya girecek. O da ben ve Kim Reigel'ın birlikte gene bütün bu baktığımız vatandaşlık hareketlerini ayrıntılı bir şekilde inceleyip daha bir kavramsal çerçeve koyduğumuz bir kitap olacak. Çünkü biz burada şöyle bir kavram kullandık. İngilizcesini söyleyeceğim, sonra da Türkçesini tercüme Hı -hı. edeceğim. Transgressive Cosmopolitanism diye bir kavram kullandık bu vatandaşlık hareketlerini anlamak için. Onu da Türkçe'ye biraz sınır tanımayan kozmopolitlik. Ben biraz da belki esprili olsun diye bazen haddini bilmez kozmopolitlik olarak <laughs> bunu tercüme ediyorum. Bundan da şunu anlıyoruz. Yani tepeden gelen değil ama vatandaşların kendi inisiyatiflerinden doğan bir kozmopolitlik durumu. İşte buradaki vatandaşlık hareketlerine de zaten o bağlamda baktık. Yani hangi koşullar altında? Bunun için yani burada zaten baktığımız örnekler bizim yardım örgütleri değildi mesela. E, evet. Gelen mültecilere yardım yapan örnekler e, değil. Ama gelen mültecilerle eşit, aynı seviyede ilişki kurup yerli yerli olmayan ayrımının ötesine geçen, milli milli olmayan ayrımın ötesine geçen ve yeni gelenlerle birlikte bir çoğulculuk durumu yaratma a, kabulünde olan a, organizasyonlardı. E, daha önceki bir programda da senden gene bunu konuşmuştuk. Mesela Almanya'da e, hoş geldiniz e, hareketine baktık. A, Suriyeli mülteciler geldiği zaman birdenbire e, alttan gelip e, burada gelen mültecileri eşit vatandaşlık statüsüne bakmaksızın e, eşit e, oradaki hemşeriler olarak kabul eden ve onları topluma dahil eden e, örnekler vardı. Onlara baktık. Mesela Danimarka ilginç bir örnektir. Danimarka'da hükümet e, yeni gelen mültecilere son derece asmani bir tutum tavu takılmasına rağmen ve özellikle mülteci gelişim gel, gel gelmesinde çok büyük kısıtlamalar koymasına rağmen Danimarka'da alttan gelen vatandaşlık hareketlerini gördük bunlar onlar benlik burn hareketi diyordu iyi komşular hareketi Yahut da mesela trampolin House gibi trampolin evi ortak mekanlar kuran, açık mekanlar kuran, Danimarkalılarla yeni gelenleri bir araya getiren örnekler biz işte bunları sınır tanımayan kozmopolitlik olarak tanımladık. Yani yeni gelenlerle orada olan vatandaşların ilişkisini vatandaş vatandaş olmayan yahut da a, milli kimliğe ait olup olmayan üzerinden değil bir eşitlik üzerinden ve yeni bir çoğulculuk üzerinden kuran hareketlerdi bunlar. Türkiye'de de e, senin de bildiğin gibi 40 e, ayak kültür. Antep'teki. Artık Antep'teki. Onlar çünkü Antep'te çok önemli rol oynadılar. Suriyeli mültecilerin yerel halkla ilişki kurmaları konusunda. İşte 2022 senesinde çıkacak olan ikimizin imzasıyla çıkacak olan bu kitapta da daha kavramsal çerçeveden bu vatandaşlık hareketlerinin bir incelemesini yapacak. Evet. Üçlü bir seriye ulaşmış olacağız biz evet. de. Böylelikle evet. üç kitaptan oluşan bir seriye. Evet, evet. Şimdi şunu çok merak ediyorum aslında e, projenin başlangıç tarihinden bugüne altı yıl geçti ve bu altı yıl içinde özellikle e, çeşitli ülkelerde, sadece Türkiye'de değil, çeşitli ülkelerde Avrupa'da ve Amerika kıtasında mültecilerle ilgili politikalarda önemli değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin özellikle sizin çok yakından takip etmeye çalıştığınız ve araştırdığınız vatandaşlık hareketleri üzerindeki etkisi konusunda da bir değerlendirme rica edebilir miyim senden? Tabii, tabii Gürhan. baktığımız zaman yani bu Avrupa'daki özellikle Avrupa'daki örneklere baktığımız zaman şöyle ikili belki de birbiriyle çelişkili olduğu zannedebilecek bir e, gelişme gördük aslında. Bunlardan bir tanesi e, devletlerin yani hükümetlerin yabancılara ve özellikle mültecilere yeni gelenlere karşı e, hızı daha artan bir şekilde hasmane siyasetler belirlemesi. Senin de bildiğin gibi bütün Avrupa ülkeleri 1951'deki Mülteci Konvansiyonunun imzacıları ve evet. dolayısıyla bu konvansiyondan doğan hukuki yükümlülükleri var yeni gelenlere karşı. Fakat bizim özellikle Suriyeli mülteci krizinden itibaren gördüğümüz birçok Avrupa ülkesinin bu konvansiyondan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemek yahut da onun etrafından dolaşmak temayülünde olduklarıydı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de tabii o toplumlar içerisindeki artan gözle görülen yabancı düşmanlığı mültecilere karşı ırkçılık, ön yargılar ve bunun ana akım siyaset üzerindeki etkileriydi. Etkiler. Dolayısıyla mesela Türkiye ile Avrupa topluluğu arasında 2015 senesinde imzalanan çok işi onu anlaşma diyor. Aslında anlaşma değil bir deklarasyondu. Avrupa topluluğu Türkiye deklarasyonuna baktığımız zaman o mesela deklarasyonda Avrupa topluluğunun gelen Suriyeli mültecileri Avrupa sınırına ulaşmadan yahut da Avrupa sınırları içerisine gelmeden Türkiye'de tutma bizim göç terminolojisinde dışsallaştırma dediğimiz bir eylemdi. Çünkü mülteciler sınıra geldiği andan itibaren legal proses başlamak durumunda. Dolayısıyla Avrupa topluluğu ve onu oluşturan ülkelerin tercihi, mülteciler sınıra gelmeden onları bu topluluğa ait olmayan bir toprakta tutarak mülteci sorunu dışlar dışsallaştırmak Şimdi bir yandan bu gelişmeler olurken, Özellikle e, aşırı sağ, yabancı düşmanlığı gözle görülür bir şekilde artarken bu terazinin bir tarafında. Öbür tarafında bizim işte araştırmanın izini sürmeye çalıştığı. E tabii basında e, aslında e, bu e, aşırı sağ örgütler kadar yer bulamayan ama dipten gelen vatandaşlık hareketleriydi. Yani devletler ve hükümetler yabancılarla ilgili daha kısıtlayıcı önlemler almaya başladıkça, bu aşırı sağ hareketler daha gözle görülür olmaya başlayınca, çeşitli Avrupa ülkelerinde bu vatandaşlık hareketleri daha da ilme kazandılar. Belki bunların görünürlüğü o kadar fazla değildi ana akım medyada ya da günlük hayatta, ama lokal alanlara baktığınız zaman özellikle mülteci, göçünün hızla yaşandığı yerlerde bu vatandaşlık hareketlerinin spontane olarak çıktığını gördük. Ve bunlar ilginç bir şekilde yani bizim tabii ilk gözümüze çarpan bu konuda uzun yıllardır çalışan örgütler yahut da siyasi olarak aktif olarak bulunan organizasyonlar gelmesine rağmen bizi daha da şaşırtan hiç daha önce bir siyasi geçmişi olmayan, mültecilik konusunda belki düşünmemiş mültecilerle ilgili çok fazla irtibatı olmamış olan grupların birdenbire ne bir şekilde organize olup bu vatandaş hareketlerini bir araya getirmesi, getirmesiydi. Mesela bunların ilginç bir örneği İtalya'daki tam şey sınırındaki Sicilya'nın altında Lampedusa kasabasıydı. Çünkü oldukça önemli sayıda Afrikalı göçmen Lampedusa üzerinden giriyordu İtalya'ya ve buradaki balıkçılar İtalyan hükümetinin yasaklamasına rağmen denizde e, bu mültecileri kurtarmaya devam ettiler. E, bunların çoğu Peki zaten... Bir gözlem e, ağı oluşturdular diye hatırlıyorum. Evet. evet. Orada zaten e, şeylerin, sivil toplum örgütlerinin oluşturdukları bir e, gözlem ağı var. E, bizim e, şey yaptığımız alarm fon diye yani alarm telefonu diye bahsedilen tamamen e, gönüllerden oluşan bir telefon sistemi var. Oradaki denizdeki e, tehlike anındaki, tehlike durumundaki mültecileri kurtarmaya çalışan ama bunun ötesinde tamamen kendi inisiyatifleriyle bu göçmenleri kurtaran balıkçıları gördük ve e, İtalyan hükümeti mesela bunların teknelerini bağladı. E, çok da e, zengin olmayan, gelir durumu iyi olmayan bu balıkçılar İtalyan hükümetinin e, ...otoritesini reddettiler ve bizim yaptığımız görüşmelerden bir tanesi de... ...balıkçıların bir tanesi şöyle dedi, denizin kanunları vardır. Bizim yüzyıllardan beri öğrendiğimiz, eğer denizde birisi zor durumdaysa... ...onu kurtaracaksınız, denizin kanunu budur, İtalyan hükümeti bu kanunu bozamaz dedi. Yahut da mesela gene Danimarka'da, e, Danimarka hükümeti mültecilere yardım etmeyi... E, ...kriminal yani yasa dışı bir hale getirdiği zaman... Danimarka'da yüzlerce kişi kendi teknelerine binip denizi geçip Alman sınırından mültecileri alıp Danimarka'ya getirdiler ve bunu suç olarak kabul etmediler bunun örneklerini çok farklı yerlerde gördük Almanya'da mesela hoş geldiniz hareketindeki insanlar kendi arabalarına binerek Avusturya sınırını geçip Macaristan'da orada yani tıkanıp kalmış gidemeyen mültecileri arabalarını alıp Almanya'ya getirdiler. Dolayısıyla bu hareketlerin spontane özelliği çok önemliydi. Fakat bulundukları lokal mekanlarda çok büyük etkileri oldu. Özellikle e, aşırı sağ hareketlere karşı. E, bu son 5-6 senede işte biz bunu gözlemledik. Yani her iki e, farklı belki de zıt gelişmenin bir arada yaşandığı bir durum. Bir yandan kısıtlamalar, öte yandan gittikçe artan e, vatandaş odaklı e, dayanışma hareketleri. Burada tabii bir boşluk var arada. Bizim de Maalesef ıı, takip edemediğimiz ama artık bu seyahat durumlarının biraz rahatlamasıyla birlikte o da pandemi tabii. Pandemi. Özellikle pandemi. bir buçuk yıldır böyle evet. bir durumdasınız değil mi? Evet öyle bir durumdayız çünkü ıı, bizim seyahat edemememizden dolayı ve tabii pandeminin getirdiği ıı, lokal kısıtlamalardan dolayı birçok ıı, bu yerel örgütlerin ıı, programları ıı, aksadı eskisi kadar rahat hareket edemediler. Biz onları takip edemedik. Dolayısıyla şu son bir, bir buçuk sene içerisinde tabii kapatmamız gereken bir boşluk mevcut. Evet. Ben bir de Türkiye'de bu dönemde, yani altı yıllık dönemde benzer gelişmeler oldu mu? Çünkü Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla mülteci sayısında ee, sürekli bir artış var. Devam ediyor. Bu tabii ki sadece Suriye'den gelen, savaştan kaçan e, insanlarla sınırlı değil. Onun dışında da Afrika'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenler de söz konusu ama ağırlık hala e, tabii ki e, Suriyeli insanlarda. Burada e, önemli değişiklikler oldu mu? Mesela benim aklıma gelen e, ilk soru şu. 2015 yılında nispeten Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşları aktif e, çalışmalar yürütebiliyorlar idi bölgede e, özellikle güneydoğuda e, çalışmalar yürütebiliyorlardı fakat bir kısmı bu çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı bu geçtiğimiz 6 yıl içinde sizin tespit ettiğiniz izleyebildiğiniz gelişmeler neler bu konuda da biraz konuşabilir miyiz Tabii Gürhan, yani biz 2015 senesinden itibaren tabii daha ziyadesiyle Suriyeli mülteciler durumuna odaklandık, evet. onların durumunu anlamak üzere ve değişen koşulları anlamak üzere takip ettik olanı bitene. Senin de söylediğin gibi 2015-2016 yıllarında şöyle bir Göreceli olarak bir değişme yaşandı. İlk başta e, sivil toplum örgütlerinin mülteci konusuyla ilgili bir bilgi eksikliği ya da bu konuyla aşina olamama durumu vardı. Bu da çünkü normal bir durumdu. Yani 2011 senesini düşündüğümüz zaman, 2011 senesi Türkiye'de 18 bin kayıtlı yabancı vardı yani uluslararası koruma altında a, olmayı bekleyen yahut da Birleşmiş Milletler tarafından üçüncü ülkelere yerleştirilmek a, yerleştirme başvurusu 18 bin kişi vardı. Yani mülteci e, hukuku yahut da mültecilerle ilgili a, konu ne Türkiye'nin gündemindeydi bugün olduğu gibi ne de sivil toplum örgütlerinin gündemindeydi. Bu birdenbire tabii geldi ve birdenbire çok hızlı bir adaptasyon yaşanma söz konusu oldu. 2015'lere, 2016'lara geldiğimiz zaman yani Suriyeli mülteci sayısının artmasıyla birlikte onlara ek olarak Afgan, Pakistan, Türkmenistan, farklı ya Özbekistan oradan gelen mültecilerin sayısının artmasıyla ve onların görünürlüğünün artmasıyla birlikte tabii mülteci sorunu hem kamuoyunun hem de sivil toplum örgütlerinin gündemine oturdu. Burada da tabii ilginç olarak ilk başta özellikle Suriyeliler bağlamında daha dini ağırlıklı sivil toplum örgütlerinin sahaya indiğini gördük ilk başta bu Erken yıllarda yani 2012-2013 yıllarında. Ondan sonra 2015-2016'larda dini e, sivil toplumların e, e, dışındaki sivil toplum örgütleri de e, dahil oldular bu çalışmalara ama yine bunlar tabii, benim de demin sözünü ettiğim gibi çoğunlukla yardım örgütleriydi. Ya da mültecilerin günlük hayattaki zorluklarıyla ilgili e, onlara destek veren, hukuki destek veren e, ya da sosyal yardım e, düzenli... Sağlık yardımları. Sağlık yardımları. O türden e, mesleki kuruluşlar e, Suriyeli mültecilerle ilgili araştırmalar yaptılar. E, o dönemde tabii yabancı... E, sivil toplum örgütleri geldi. Mesela Gaziantep'te, e, Danimarka'dan Amerika'ya, İngiltere'ye kadar farklı ülkelerin sivil toplum örgütleri e, aktifti. Ama bizim o birinci çalışmada e, bahsettiğimiz, yani o sınır tanımaz kozmopolitlik daha bir vatandaşlık hareketi bağlamında yeni gelenlerle e, oradaki halkın arasındaki bağları arttıracak yahut da var olan ıı, ön yargıları ortadan kaldıracak ıı, örgütlerin sayısı fazla değildi Türkiye'de. Dediğimiz gibi Antep'te bir 40 ıı, ayak örneği vardı. Ondan sonra İstanbul'da şimdi aktif olmayan ıı, Ok Meydanı'nda mülteciyim, hemşerim ıı, hareketi vardı. E, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tabii ıı, kültür sanat çerçeveleri içerisinde bu konuya ayrı bir önem verdi ve hem kendi faaliyetleri içerisinde e, bu mültecilerle ilgili e, faaliyetler düzenlediler hem de e, senin de demin bahsettiğin 2018 senesinde e, kültür sanat e, raporunu bu konuya ayırdılar. Birlikte Yaşama ve Çoğulculuk konusunda yeni gelenlerle ilgili o raporu da Kim Reigel'den ben yazmıştım bizim bu çerçevenin, bu araştırmanın çerçevesinde. Ama sayıları tabii yazdı. Fakat ondan sonra 2018 senesinden sonra sivil toplum örgütlerinin gittikçe azalan faaliyetlerini gördük. O da tabii hükümetin ve devletin bu konuya daha fazla konsantre olmasıyla e, sivil toplum ilk başta yabancı sivil toplum örgütleri ya faaliyetlerini durdurdular yahut da e, sahadan çekildiler. E, ondan sonra da e, Türkiye'li sivil toplum örgütlerinin de e, faaliyetleri daha minimuma indi ve e, devlet ve hükümet bunu kendi faaliyetleri çerçevesi içerisine kattı. Bu tabii talihsiz bir durum oldu çünkü... E, e, talihsiz bir durum oldu. Çünkü sivil toplum örgütlerinin iki türlü faydası oluyordu bu konuda. Bunlardan bir tanesi tabii çok önemli e, kısmı. Yerel halkla e, yeni gelenler arasındaki bağ kurma aşısından. E, bunlar tabii çok önemliydi. E, bir de tabii sivil toplum örgütleri sahada oldukları için ve e, günlük hayatta oldukları için onların çeşitli problemlere cevap verme e, kapasitesi yahut da hızlı hareket edebilme kapasitesi e, çok daha fazlaydı bürokratik e, yapılara göre. O yüzden e, tabii bu talihsiz bir gelişme oldu ama bununla birlikte de tabii e, Suriyeli mültecilerin neredeyse Türkiye'de bir 10 senelik e, yaşama durumu söz konusu oldu. Yani e, çoğunlukla zaten biz özellikle mültecilere yardım yapan sivil toplum örgütlerine baktığımız zaman başka ülkelerde de bunları geçici olarak e, görürüz. Yani mültecilerin bir şekilde bir müddet sonra artık e, e, süreli bir e, statüye kavuşması gerektiğinden yani ilk sene dahil olmaları. Evet ilk sene dahil olmaları yani bunun böyle 10 sene süren sivil toplum örgütleri 10 sene e, bir e, mülteci hareketini şey yapamazlar, götüremezler, ona destek sağlayamazlar ama Türkiye'de tabii farklı bir durumla karşılaştık. Bu o ilk başta sorduğun soruya geri dönersem hani ne değişti, değişen son 6-7 sene içerisinde? Tabii son 10 sene içerisinde bakacak olursak Suriyelilerin durumunda çok ciddi değişme oldu çünkü ilk geldikleri zaman misafir olarak geldiler. Yani hükümet onları öyle tanımladı. Ondan sonra geçici koruma altına alındılar bu sayılarının çok çok büyük bir kısmı. Ama 10 sene sonra tabi geçici koruma altında olmak ilk başta her ne kadar avantajlı bir durumsa da belli haklar verse de Suriyeli mültecilere 10 sene sonra. Geçici koruma durumu bizim işte bu kitapta tanımladığımız bir kırılganlık sebebi olmaya başladı. Kırılganlığın özellikle de hukuki kırılganlığın en büyük en nedeni haline nedeni geldi. Nedeni haline geldi. Bu aslında tabi geçici koruma sadece Türkiye'ye Has değil, farklı Avrupa ülkeleri de aynı yola zaman zaman gittiler. Ama Birleşmiş Milletler Mülteci Konvansiyonu'nun mantığı içerisine baktığımız zaman geçici koruma statüsü tabii hiçbir zaman 10 senelik bir süre için, uzun bir süre için ikame edilecek bir mekanizma olarak görülmemişti zaten. Yani o kısa süreli bir çatışma neticesinde işte kaçıp kısa süreli bir koruma... Altında olup, ondan sonra geriye gidecek olan nüfuslar için düşünülmüş kısa vadeli bir çözümdü. Ama Türkiye özelinde bu uzun vadeli bir çözüm haline geldi ve zaman içerisinde değişti. Geçici koruma statüsü. Eğer şöyle baktığımız zaman bunun nasıl evrindiğini, mesela 2018 yılında hükümet Suriyeli mültecileri kaydetmeyi durdurdu özellikle İstanbul, Antep, Kilis gibi sınır illerinde yahut da mecburi ikamet zorunluluğu çıktı. Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'yla ilgili birlikte imzaladığı deklarasyondan sonra Suriyeli mültecilerle ilgili hareket kısıtlaması yani mobilite kısıtlaması söz konusu oldu. Bir yerden bir yere gidemez hale geldiler dolayısıyla bir şehirden diğerine gidemiyorlar şu anda evet. da Evet. Tabii yani izin e, almadan, mülki amirlikten izin almadan otobüs bileti dahi almak a, mümkün değil. E, bu mesela tabii a, özellikle Türkiye'de iş kurmaya çalışan yahut da hayatını uzun vadeli ikame ettirmeye çalışan Suriyeliler için e, çok ciddi problemlere yol açtı. E, belki bizi izleyenlerden a, bunu bilenler vardır. Mesela tam Kariye Müzesi'nin karşısında Pages diye bir e, kitapçı vardı Suriyeli bir yayıncı tarafından e, açılmış. Birkaç sefer biz de kendisiyle e, görüşmüştük. E, orayı bir kültür merkezi haline hem kitapçı hem kültür merkezi hem oradaki yaşayan lokal halk hem de Suriyelilerin bir araya geldiği. Çok önemli bir e, mekandı, e, Samir kendisi de ismi fakat dedi ki e, ben bu hareket kısıtlamalarıyla götüremiyorum artık çünkü İstanbul'dan İzmir'e bile gitmem mümkün değil. Kitap fuarına gidemiyorum yahut da buradan başka bir yere gidemiyorum ve en son mesela onun Amerika'ya gittiğini öğrendik. Özellikle orta sınıf e, daha eğitimli Suriyelilerin çoğu burada bir hayat kurmak istemelerine rağmen, bu geçici statünün ortaya çıkardığı belirsizlik durumundan ve sürekli değişen mevzuatı takip etmekteki zorluklardan yılarak bunların bir kısmı tabii Avrupa'ya göç etti. Bir kısmı Amerika'ya, Kanada'ya gittiler. Kalanlar içinde tabii hayatlarını idame ettirme konusunda çok ciddi zorluklar ortaya çıktı. Yani ben en son 2019-2020 senelerinde pandemiden önce Suriyeli mültecilerle konuştuğum zaman mesela geçici koruma ya başvurmak yerine e, normal herhangi bir yabancı gibi yabancı statüsünde olmayı tercih ediyorlardı. Bu statüde olmak tabii onları e, sağlık hizmetlerinden ya da eğitim hizmetlerinden feragat etmeye zorluyordu. Çünkü geçiş statü altında olan Suriyelilerin sağlık hizmetlerine ve e, kısıtlı sayıda sosyal hizmete eğitim hizmetine ulaşma hakkı var. E, ona ondan feragat ediyorlardı. E, sırf bu hareket serbestisini e, kazanabilmek için yahut da uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanabilmek için şimdi şöyle bir komplikasyon oluyordu Suriyeliler konusunda. Geçici koruma altında olan Suriyeliler Birleşmiş Milletler e, tarafından üçüncü ülkelere yerleştirilecek e, kişiler statüsüne de alınmıyordu. Çünkü herhangi bir e, anlık tehlike altında olmadıkları için bir acil durumda olmadığından dolayısıyla bizim bu limbo durumu dediğimiz 10 sene içerisinde 10 senedir ne oraya e, olabilen ne buraya gidebilen kendini ortada hisseden özellikle eğitimli Suriyeli e, e, orta sınıf Suriyeliler için tabi çok ciddi problemler oldu. Evet ve geleceği de belli değil. Yani e, tabii ki dünyada şu anda özellikle Pakistan, Afganistan sınırında 30 yılı aşmış e, kamplar söz konusu. Birleşmiş Milletler'in kampları e, söz konusu ve orada da bir çözüm yok o kamplarda insanlar hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. E, bu e, önemli noktalardan birisi şu yani resmi kayda alınanların e, maalesef Türkiye içindeki hareketlerini dahi engelleyen bir durum söz konusu ve bunu da e, valilikler aracılığıyla yürütüyorlar evet. bir yandan da rakamlara baktığımız zaman Avrupa'nın Avrupa'daki e, kabul edilmiş mültecilerin özellikle Suriyeli mültecileri kastediyorum Tabii ki toplamıyla Türkiye'deki mültecilerin toplamı arasındaki farklılıklara baktığın zaman Avrupa'yı anlamak iyice zor bir hale geliyor ve çok e, iyi örnekler bile çok küçük e, büyüklüklerde e, görünüyorlar. Bütün bunlardan hareketle önümüzdeki dönemde e, bu yürütmüş olduğunuz projelerden hareket ederek önerdiğiniz politikalar söz konusu mu? Özellikle de mesela şu anda birdenbire e, işte, bir seçim faaliyetlerinin başladığını da varsayarsak e, mülteciler konusu, özellikle Suriyeli mülteciler konusu e, politikanın önemli araçlarından birisi haline dönüştü. İşte, iktidara geldiğimiz takdirde göndeririz, hayır göndermeyiz, insani koşulları dikkate almak zorundayız gibi farklı politikaların çok sıkça tartışıldığını ve gündeme getirildiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Buradan hareketle net değerlendirmeler yapmak istersiniz ve politika önerileri nelerdir? Evet. Um, Gürhan, biz şimdiki e, her iki projede de e, özellikle saha araştırmalarında yaptığımız gözlemler, oradan çıkan bulgular bağlamında e, e, şunu e, tartıştık, dedik ki mültecilerle ilgili olarak, yani bu türden nüfus hareketlerinde özellikle Türkiye'de şimdi gördüğümüz gibi e, çok kısa sürede, çok hızlı, Artış gösteren e, nüfus hareketleri sadece Türkiye'de değil, eğer iyi yönetilmezse her yerde e, ters tepkiler verir. Irkçılık, ön yargılar artar. Bunun Türkiye'de böyle olduğunu görüyoruz ama Avrupa'da da böyle oluyor. Yani Almanya'ya baktığınız zaman mesela Almanya en fazla... Suriyeli mülteciyi kabul eden ülkeydi. bir milyon, bir milyondan biraz fazla Suriyeli'yi kabul etti 2015-2016 yıllarında ve çok ciddi bir yabancı düşmanlığı çıktı Almanya'da, yani vatandaşlık hareketleri de çıktı ama çok ciddi yabancı düşmanlığı da çıktı. Dolayısıyla göç hareketleri çok iyi yönetilmesi gereken hareketler ve biz bu iki araştırmadan çıkarak da. Üç şöyle katmanda bu politikaların izlenmesi gerektiğini tartıştık. Dedik ki yani üç yerde buna bakmamız lazım. Üç farklı alanda siyasetlerin geliştirilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi yani en tepeden başlarsak ülkenin tepesindeki liderliğin verdiği mesaj. Yani eğer yukarıdan olumlu bir mesaj gelirse o genellikle aşağıya doğru olumlu ilerliyor ama yukarıdan e, negatif ve olumsuz bir mesaj gelirse o tabii aynı şekilde aşağıya doğru olumsuz olarak devam ediyor. Dolayısıyla bu mesela Merkel'in 2015 senesinde biz bunu yapabiliriz sözü ve mültecilere kapıyı açması oradaki vatandaşlık hareketlerine çok ciddi e, destek verdi e, ve onları güçlendirdi. Aynı şekilde mesela baktığımız zaman Macaristan'da a, Viktor Orban'ın sınırları kapatması ve a, ve e, mültecileri, e, durdurması oradaki sivil toplum hareketlerinin önünü kesti. Dolayısıyla bu yukarıdan gelen ses çok önemli ama ondan bitmiyor. İkincisi e, günlük hayattaki özellikle bürokrasinin e, entegrasyon konusunda alacağı, a, yapacağı, uygulayacağı politikalar. Bunlar a, yerel yönetimlerle de birlikte sosyal hizmet, sağlık, eğitim, ev, barınma ve iş gibi konularda... Ki politikaların geliştirilmesi. Bunlar tabii Türkiye bağlamında zor. Zorluklar yaşanan politikalar. Çünkü hali hazırda var olan ekonomik krizle birlikte farklı alanlar yaratmak mülteciler için başlı başına bir sorun. Ama bunlar yaratılmadığı takdirde gene mülteci düşmanlığının arttığını görüyoruz. Ve son vaktimiz çünkü azalıyor. Onun için biraz hızlı geçiyorum. Bunu. Lütfen Ama en sonunda. Yani en son bizim günlük hayat dediğimiz alan, günlük hayattaki birbirine dokunma noktalarının arttırılması. Bu birlikte yaşamak için çok önemli. Yani siz eğitim politikaları, göçmen çocukları, mülteci çocukları okullara dahil edebilirsiniz, iş imkanları yaratabilirsiniz yahut da barınmayla ilgili sorunları çözebilirsiniz ama yerel halkla yeni gelenler arasındaki etkileşim, birbirine dokunuş birlikte yaşama geleneği oluşmuyorsa e, yabancı düşmanlığı gene arttıracaktır Onun için işte bizim bu birinci e, şeyde baktığımız araştırmada baktığımız vatandaşlık hareketleri çok önemli hareketler Ben hep bunları şey olarak söylüyorum Bunlar maliyeti son derece düşük ama getirisi çok büyük olan yüksek olan, olan. Yani yüksek olan e, örgütlenmeler Çünkü o günlük hayat içerisindeki o sosyal ilişkileri ilmek ilmek dokuyorlar. Biz mesela bunu Antep örneğinde 40 ayakta gördük. 40 ayağın ne kadar önemli bir e, fonksiyon gördüğünü ya da mesela burada İKSV'nin e, İstanbul Kültür Sanat e, Vakfı'nın e, faaliyetleri içerisinde mültecileri dahil etmesi, onların görünürlüğünün artırması, bunlar işte tanıdıkça, birlikte yaşadıkça, e, yeni gelenlerle etkileşime geçtikçe ön yargılar e, ya da onlara karşı olan düşmanlıklar e, oralarda azalmaya başlıyor. Dolayısıyla bu üç e, katman birbirine bağlı, biri olmadan öbürü olmayan, üçünün birlikte simültane olarak e, olması gereken ama aynı zamanda da tabi e, büyük zorluklar içeren e, alanlar. Evet. Feyzi sana çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi süremiz yine yetmedi evet. ama e, belki de üçüncü kitap çıktıktan sonra e, evet. bir yeni programda bir araya evet. gele, geliriz. Sağ ol. Çok çok teşekkürler verdiğin bilgiler ben ve yürüttüğünüz araştırma için tabii ki hem sana teşekkür ediyoruz hem de çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Çok evet. teşekkür ederim. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Profesör Feyzi Baban idi. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.